Kitle fonlama geçmişi oldukça eski olan bir konsept. Temel olarak toplulukların aynı amaç çerçevesinde kaynaklarını birleştirmesi olarak özetlenebilir. Bugünkü modern finans dünyasında da kar zarar ortaklığına dayalı ya da eğer borç enstrümanı söz konusuysa borca dayalı olan bir girişim finansmanı yöntemi. Yakın zamanda sermaye piyasası kurulunun yanlış hatırlamıyorsam 3 Ekim 2019'da yayınladığı bir tebliğ ile düzenlemeleri yapıldı. Bu tebliğ de paya dayalı kitle fonlaması platformunun kuruluşuna ilişkin bütün ıı, gerekli kurallar kondu, işleyiş prensipleri ıı, tanıtıldı ve bununla ilgili ilk lisanslar dağıtılmaya başlandı. Yakın geçmişte de borca dayalı kitle fonlama ıı, ile ilgili ek bir düzenleme yapılarak bu sistemin içerisine dahil edildi.